Sedefkar Mehmet Ağa'yı anlatacağım. Sedefkar Mehmet Ağa'nın doğum tarihi tam olarak bilinmemektedir. Ancak 1562 yılında İlbasan'dan İstanbul'a bir devşirme olarak geldiği bilinmektedir. 5 yıl acemi ocağında çalışmış, ardından Kanuni Sultan Süleyman Han Türbesi'nin bahçe bekçiliğine getirilmiştir. Burada vazifesini idam ettirirken mühendislik fakültesindeki öğrencilerin alanına fazla ilgi duymuştur ve bu da hocalar tarafından fark edilmiştir. Bunun üzerine bir sınava tabi tutulmuş ve bu sınavda başarı elde etmiştir. Zamanla mimarlık ve sedefkarlık derslerinin almasıyla birlikte sedefkarlık da fazlasıyla yükselmiş ve sedefkarlık halifeliğine getirilmiştir. Bu süre zarfında Mimar Sinan'ın da öğrenciliğinde bulunmuştur. Mimar Sinan'ın tavsiyesiyle birlikte o dönemin sultanlarından olan Sultan 3. Murat'a sedef işlemeli bir rahle hediye etmiştir. Sultan buna çok memnun olmuş ve onu Topkapı Sarayı'nın kapıcılığına getirmiştir. Bu görevi sırasında birçok İslam kültürünü gezerek onların eserlerini inceleme fırsatı bulmuştur. Bu görevlerinin yanı sıra su yolları nazırlığı ve kadılık görevlerini de üstlenmiştir. Sedefkar Mehmet Han'ın en önemli eserlerinden birisi Sultanahmet Camii'dir. Sultanahmet Camii 1. Ahmet'in, Sultan Ahmet'in isteği üzerine yaptırılmıştır. Ve Sedefkar Mehmet Ağa vazifelendirilmiştir. 9 Kasım 1609 yılında Bizanslıların İstanbul'da hipodrom dedikleri alana ilk defa temel atılmıştır ve bu cami yapımı 7 yıl sürmüştür. Diğer eserlerine gelecek olursa 12 cami, 8 türbe, 2 medrese, 2 hamam, 3 saray, köşk, 1 köprü, 100'den fazla çeşme, 11 sebil ve bir kervansaray inşa etmiştir. Bu eserlerinden hiçbirinde barok tarzından etkilenmemiştir. Eserlerinin kendi kültürümüze has olması gerektiğini düşünmüştür. Ve 1618 yılında yani Sultanahmet Camii'nin yapımının bitmesinden 2 yıl sonra da İstanbul'da vefat etmiştir.